TÜSİAD Başkanı Haluk Dinçer gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Paralel devlet iddialarıyla ilgili "ben ortada paralel bir devlet görmüyorum" diyen Dinçer, bir dizi gerekçe gösterilerek bir medya yöneticisinin tutuklanmasını anlayamadıklarını da belirtti. Günlerdir yapılan uyarılar boşa çıkmadı. Şiddetli fırtına ve lodos özellikle Marmara bölgesini etkisi altına aldı. Saatteki hızı 70 kilometreyi bulan lodos birçok yerde çatıları uçurdu, ağaçları söktü, olumsuzluklar bunlar da sınırlı değildi. İstanbul Pendik'te de kuru yük gemisi fırtına ve lodosun etkisiyle karaya oturdu. Yunanistan'dan İtalya'ya 478 yolcusuyla sefer yapan arabalı feribottan sabah saatlerine kadar 290 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Olumsuz hava şartları sebebiyle kurtarma operasyonu sadece hava araçlarıyla sürdürülüyor. 2015 vergi cezaları netleşmeye başladı. Bu kapsamda motorlu taşıtlar vergisi, damga vergisi, çevre ve temizlik vergisi, harçlar, trafik ve vergi cezaları 1 Ocak 2015'ten itibaren %10, %11 artacak.